Akademik Bakış başlıyor. Program yapımcısı ve sunucusu Gökhan Kırlangıç. Ahıska sürgünü sadece Türk tarihinin değil, insanlık tarihinin de kanayan yarasıdır. Akademik Bakış başlıyor. Sevgili dinleyenler, Akademik Bakış'tan hepinize merhabalar efendim. Akşamınız hayırlı, bereketli olsun. Radyolara başında olan çok sevgili dinleyicilerimizle her hafta farklı isimlerle ve çok önemli konularla sizlerle buluşuyoruz. Bugün inşallah tarihçi Azat Dedeoğlu hocamla birlikteyiz ve biliyorsunuz Ahıska Türklerini duydunuz. Hatta Alaska Türkleri de mi varmış diye böyle zihin karmaşıklığına sebep veren açıklamaları da duyunca insan gerçekten üzülüyor. Çünkü biz Ahıska Türklerinden bahsediyoruz. Yani bir dramdan, yani bir hüzünden bahsediyoruz. Dolayısıyla 73 yıllık bir hüzünlü göçten bahsediyoruz. Ve Ahıska Türklerini bugün kültürleriyle beraber vaktimiz yettiğince konuşacağız. Sevgili Azat Dedeoğlu hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olasınız. Hocam tabii bu konu çok konuşuldu çünkü Kasım ayı önemli bir ay sizin için. Neden önemli? Sonra Ahıska dediğimiz yer neresi? Oradan başlayalım dilerseniz. Buyurunuz efendim. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Bir daha saat halinize, Rebat FM ailesine aynı zamanda. Ahıska'dan bahsettiniz. Ahıska'nın tarihi gerçekten hüzünlü bir tarihtir. Netice itibariyle şöyle geriye dönüp baktığımız zaman 14 Kasım 1944 tarihi ise Ahıskalılar tarihinde özellikle kırılma noktasıdır. Yani bugün itibariyle sürgün trenleri hala yolda devam etmektedir. Ve sürgün özellikle yaşayanların dilinden diyecek olursak, evet hocam, Ahıska sürgünü 3 günde tamamen tamamlanmıştır. Yani 14 Kasım'ı 15'ine bağlayan, gece başlayan sürgün 18 Kasım'da tamamen bitmiştir. Bugünlerde, yani bugünkü tarihlerde ise artık sürgün treni yolda ta Orta Asya'ya doğru gidiyor. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan'a doğru. Tabii bugün biz burada Ahıskalı Türklerin hem tarihinden, yani hem siyasi tarihinden, aynı zamanda biraz daha kültürlerinden de bahsetme gayreti içerisinde olacağız. Çünkü Ahıskalıların tarihi sadece sürgünle kısıtlı değildir. Yani Ahıskalılar sürgünde aynı zamanda dillerini, dinlerini, diyanetlerini, kültürlerini ve tarihlerini korumuş bir millettir. Netice itibariyle Ahıska neresidir diye sordunuz. Ahıska, Gürcistan'ın güneybatısında, Türkiye'nin kuzeydoğusunda yerleşen bir Türklük yurdudur ki bunu her platformda özellikle dile getiriyoruz. Neden? Çünkü bazı tarihçiler bölgeye özellikle Türklüğün 16. asırda, yani Osmanlı'nın gidişiyle 1578 tarihine dayandırıyorlar ki bu kesinlikle doğru bir şey değildir. Ahıskalıların oradaki Türklük tarihi ta milattan önce 4. asırlara kadar gitmektedir. Yani İskender'in o bölgeye geldiği zaman bölgede Kıpçak veya Bunturklarla karşılaştıklarını söylüyorlar. Daha sonra 12. asırlarda bölgede yine Kıpçak Türklerini görüyoruz ve neticede çok hızlı bir şekilde bu bölümü geçecek olursak 1268 ile 1578 arasında en uzun beylik diye ifade ettiğimiz Kıpçak Atabek hükümetini görüyoruz ki bu da Anadolu'nun, yani Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde var olan ama maalesefler olsun ki Türkiye'de pek bilinmeyen bir beyliktir ve netice itibariyle 1578'de Osmanlı bölgeye gittiği zaman Mustafa Lale Paşa komutasında tabii ki bölge Osmanlı'ya ilhak oluyor. Bölgede bu sefer eyalet kuruluyor. Yani Çıldır Eyaleti veya Ahıska Çıldır Eyaleti olarak da geçiyor tarihte. Bu da tam 250 yıllık bir eyalettir. Ve Ahıska en ihtişamlı dönemlerini bu dönemde yaşıyor ki bu dönemde tabii ki Ahmediye Camii'ni görüyoruz. Ahmediye Medrese ve Külliyesi'ni görüyoruz ki bu aslında olarak ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Tabii. Bir de hocam Çıldır Eyaleti'nin başkenti olarak Ahıska diye de geçiyor bazı tabii, kaynaklarda. Kesinlikle, yani çünkü Çıldır bir savaşın vuku bulduğu yerdir. Safevilerle, yani İran'la yapılan bir savaştır. O savaşa atfen veya hürmeten Çıldır ve Ahıska diye de geçiyor. Daha çok Ahıska olarak kaydedilmektedir tarihte. Tabii ki netice itibariyle 1828'e geldiğimiz zaman aslında bu 44'ün arka planını, hani bugün batılıca diyecek olursak background'unu 1828'lerde aramamız gerekiyor. Çünkü Rusların özellikle bölgeye geldiği tarih aynı zamanda da hem
Türk Cumhuriyetlerinin hem de Ahıska açısından kara bir sayfanın başladığı gün, başladığı yıl demektir aynı zamanda. Netice itibariyle o tabloyu çok kısa bir şekilde özetleyecek olursak, Ahmediye Camii 1744-9 tarihinde Ahmet Paşa tarafından yapılmış olan bu cami yağmalanarak minaresi sökülüyor ve Ruslar tarafından, yani Çarlık Rusyası tarafından Sankt Petersburg'a, o bölgede olan bütün kitaplar, daha doğrusu tarihin böyle hafızası, kara kutusu diyebileceğimiz bütün önemli kitaplar Sankt Petersburg, evet, Doğu El Yazmalar Kütüphanesi'ne gönderiliyor ve netice itibariyle o tabloyu tasvir eden o meşhur şiiri yine burada özellikle terennüm etmek isteriz. Ahıska gül idi gitti diyor şairlerden birisi. Bir ehli dil idi gitti. Burada ehli dilden maksat da, yani gönül ehli anlamında. Gülden maksat da acizane kanaatimdir. Gül aynı zamanda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi temsil edilir. Yani gül nebinin ümmetiydi gitti anlamında. Evet. Söyleyin Sultan Mahmud'a İstanbul kilidi gitti. Aynı zamanda artık kilit düştükten sonra tarihe şöyle baktığımız zaman Rusların ta Erzurum'a kadar geldiği, yani 500 kilometre yol kat ederek Erzurum'a kadar geldiği de tarihen sabittir. Neticede hızlı bir şekilde geçecek olursak 93 Harbi'ni görüyoruz. 93 Harbi'de de artık 3 vilayetimiz kırılma noktasıdır. 3 vilayetimiz yine Çarlık Rusyası'na kalıyor. Kars, Ardahan, Batum, Elviye-i Selase diyoruz buna biz tarihte. Ve bundan sonra da artık Ahıska bölgesi tamamen ana vatandan, yani Devlet-i Aliye'den, Osmanlı'dan epey uzaklaşmış oluyor. Ve 20. asrın başlarına geldiğimiz zaman bölgede Ermeni mezalimini görüyoruz. O boşluklardan özellikle de 14-18. Yıllar arası, 1914-1918. Hı-hı. Yıllar arası o boşluktan istifade eden Ermeniler, hatta bunu 22'ye kadar da uzatabiliriz. Bölgede katliamlar, kırımlar, kıyımlar gerçekleştiriyorlar ki burada özellikle işte o dönem ilk elini uzatan, yardım elini uzatan da Azerbaycanlı kardeşlerimiz oluyor. Netice itibariyle Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriyesi üyelerinden birisi olan, aynı zamanda da Azerbaycan'ın milli ve meşhur şairlerinden de Ahmet Cevat bölgeye geliyor ve o acı tabloyu şöyle tasvir eder. Karların üstünde mazlumlar kanı, ölenler çok fakat mezarlar hanı, ayaklar altında şefkati şanı, kalanları gördüm, feryada geldim diyerek o acı tabloyu aslında elindeyse tasvir ediyor. O tabloda hep hüzün var, dram var deme nedenimiz bu aslında, değil mi hocam? Doğru. Buyurunuz. Daha sonra yine artık kırılma noktası diye ifade edebileceğimiz 16 Mart 1921'i görüyoruz. Bu antlaşma Türkiye ve Sovyetler SSCB arasında oluyor. Türkiye Cumhuriyeti SSCB arası. Bu antlaşma neticesinde de yeniden bölge, Ahıska bölgesi bu sefer SSCB Gürcistan'a bırakılıyor ve burada da artık yine zulümler, yine mezalimler kat kat artıyor. 1930'lara özellikle 1944 arasına baktığımız zaman bu zulümlerin katmerleşerek deyim yerindeyse arttığını görüyoruz. Neticede Stalin dönemi gerçekten de mezalimin, zulmün, kırımın ve kıyımın arttığı dönemlerden birisidir ki hatta batılı yazarlar özellikle Stalin dönemi şehit düşenlerin ve ölenlerin sayısını 20 milyonla 40 milyon arası olduğunu söylüyorlar. Yani az bir rakam değildir aslında. 20 milyonla 40 milyon arası. Ve Mehmet Emin Rasulzade tabii ki Stalin için Türk düşmanı, Türklerin en gaddar düşmanı ismini koyuyor. Ve Stalin tabii bunu yalnız yapmıyor. Bunun aynı zamanda da cellatları, canileri vardır. Beria. Bunun aynı zamanda yardımı ve sayı gayreti neticesinde milyonlarca insan yerlerinden, yurdundan sürgün oluyor. Konumuz Ahıska'ya gelecek olursak, Ahıskalıların bu tarihte 14 Kasım 1944 tabii ki önemli kırılma noktalarından birisidir. Yani büyük sürgünün yaşandığı bir tarihtir aynı zamanda. 44 öncesine bakacak olursak eğer bölgeye özellikle Rus askerlerinin daha önceden yerleştirildiğini, netice itibariyle onların da ne için yerleştirildiğini pek fazla bilmedikleri halde bölgede nizamı, sükuneti sağlamak için zannediliyor ama daha sonra sürgünden sonra anlaşılıyor ki meğer askerler oraya halkı bir gece içerisinde sürgün etmek için geldikleri anlaşılmaktadır. Tabii bu sürgünün tek bir nedeni bölgenin Türklükten
temizlenmesidir. Çünkü daha sonra 45'lere baktığımız zaman özellikle de Sovyetlerin, yani bunlar neden dönemi, yapıldı da tabii, aslında anlaşılıyor. Stalin dönemi Sovyetlerinin Kars'ı, Ardahan'ı isteme gibi bir talebi vardı. Yani Türkiye'den toprak isteme talebi vardı ve bunu kolay bir şekilde gerçekleştirmesi için de o bölgenin bölgedeki Türk toplumunun Türklerden arındırılması hali duruma getirilmesi gerekiyordu ki bunun da tek bir sebebi vardır. O da her şeyden önce Türk olmaktır ve Türk olmanın bedelidir diyoruz 14 Kasım. Daha sonra tabii olay nasıl gerçekleşti, nasıl vuku buldu? Yani bir gece içerisinde, düşünün ki bazen düşündüğüm zaman gerçekten adamın damarında kanı donuyor. Yani düşünün ki yıllarca, binlerce yaşadığınız bir toprağınızdan bir gece içerisinde tamamen sürgün oluyorsunuz ve hileyle sürgün ediyorlar, evet, sizi. Hocam orayı açabilir miyiz? Mesela yani, önemli bir demir yolu yapımı var. Tabii Türklüğün, özellikle de Türk tarihinde Türklerin kahramanlıkları, yani dasitane duruşları, destansı duruşları gerçektir. Yani bunu Stalin, özellikle Sovyet yönetimi bildiği için o bölgedeki Türklüğü de hileyle sürgün etmiştir. Yani sizi belli bir süre içerisinde buradan uzaklaştırıyoruz, geri döneceksiniz yalanıyla sürgün ediyorlar, maalesefler olsun ki. Ve tabii 17-50 yaş, 50 yaş arası halk savaşta, yani Almanlarla savaşıyor. 40'a kadar bölgeden, özellikle de Türk Cumhuriyetlerinden halk savaşı alınmazken 40'tan sonra savaş cepheye gidiyor ve ön saflarda bunlar düşmanla savaşırken bu tarafta çocuklar, kadınlar, yaşlılar ise Borcum demir yolu, Vale demir yolunu yapıyorlar. Ve bu demir yoluyla da maalesefler olsun kaderin cilvesidir ki o bölgedeki olan halk tamamen sürgün ediliyor. Ve bugün 73 yıldır hala sürgün hayat yaşanıyor. Netice itibariyle Ahıska sürgünü sadece Türk tarihinin değildir, aynı zamanda dünya tarihinin de, insanlık tarihinin de kanayan yarasıdır diyebiliriz. Çünkü bölgeden milyonlarca insan sürgün oldu. Özellikle Kafkasya, yani Kuzey ve Güney Kafkasya'dan Kırım Türkleri daha önce sürgün oluyor. Çeçenler, İnguşlar, Malkalılar, Karaçaylar, Volga Almanları ve bunlar hepsi düşmanla işbirliği yaptığı gerekçesiyle veya düşmanla yeterince kadar mukavemet savaşmadıklarından dolayı sürgün edilmişlerdi. Ama Ahıskalı Türkler için böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü bölgeye düşmanın uğraması kesinlikle mümkün değildir. Tek kelimeyle özetleyecek olursak, stratejik bir bölge olması hasebiyle ve o bölgede de yaşayan Türkler olması hasebiyle neticede stratejik bölgede yaşayan toplumların her zaman başı belalı olmuştur. Bu tarihten sabittir. Daha sonra tabii ki 44-56 arası yine açık hava hapishanesi diyebileceğimiz kelimenin tam anlamıyla Ahıskalıların bir köyden başka bir köye gitmeleri dahi yasak olmuştur. 56'da artık, 53'te Stalin ölüyor. 56'da yeni bir kongre düzenleniyor ve bundan sonra biraz Sovyetler'de yumuşamalar oluyor. Demin zikrettiğim bütün halklar geri dönerken vatanlarına, Ahıska ve Kırımlara bu hak tanınmıyor. 1990'lara kadar Ahıskalılar baya bir mücadele veriyorlar geri dönmeleri için. Özellikle de 90'lara gelindiğinde ise 90 veya 91'lerde Kırımlı Türkler için de bu hak tanınıyor. Ama Ahıskalılar için hala tanınmamaktadır ve Ahıskalılar hala sürgün hayatına devam etmektedirler. 89'a geldiğimizde ise Ahıska tarihinde yine bir kırılma noktası diyebileceğimiz büyük bir sürgün yaşanıyor. Bu da 89 Fergana olaylar, yani Özbekistan'ın Fergana vilayeti ve bölgesinde Özbek Türkü kardeşlerimiz de, Ahıskalı Türkü kardeşlerimiz Rusların oyununa geliyor, deyim yerindeyse karşı taraf. Ve orada da bir katliam, kırım, kıyım yapılıyor ve bir yüzlerce, binlerce Ahıskalı Türk hem şehit düşüyor, aynı zamanda da evlerinden, yurdundan, yuvasından dergin düşerek yeniden sürgüne maruz kalıyor. 92'ye geldiğimiz zaman Ahıskalıların Türkiye'ye iskanlı yerleşmeleri en söz önemli konusudur. Ve tabii, ümit verici gelişme tabii, bu. 89'da özellikle Ahıskalılar dünya kamuoyunda geniş bir şekilde duyuluyorlar. Türkiye'de de tabii Ahıskalılar duyuluyor ama Türk toplumu maalesef tanımıyor. Daha doğrusu unutturulmuş olduğu için tanımıyor. Hatta bugün ders kitaplarında dahi Ahıska hakkında pek fazla bilgi yoktur. Hatta hiç yoktur da diyebiliriz. Neticede bu Türkler Mesket veya Misket Türkleri
olarak gazetelere yansıyor ve kimlikleri hakkında kimsenin herhangi bir bilgisi yok. Daha sonra araştırmalar neticesinde ortaya çıkıyor ki bunlar meğer bizim hemen yanı başımızda. Posof'un, yani Ahıska dediğimiz Posof'un hemen yanı başında, yani Ardahan ilinin Posof ilçesi Türk-Kürt sınır kapısının hemen ötesinde 14 kilometre mesafede. Yani şöyle ifade edecek olursak 1921'de sınırlar çizilirken 50 kilometre biraz daha öteden çizilmiş olsaydı bugün belki de Ahıska sürgünü diye de bir şey olmazdı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde kalacaktı. Yani sınırlar çizilirken tam mutfağın ortasından çizilmiş deyim yerindeyse oturma odası o tarafta, mutfak kısmısa bu tarafta kalmıştır. 89'da da Ahıskalılar böyle duyuluyor. Artık bunlar da bizdenmiş. Bizim canımız, bir kanımız, bir dinimiz, bir kardeşlerimizdir diyerek Türkiye Cumhuriyeti bu topluma neticede sahip çıkıyor ve 1992'de ilk İskanlı göç başlıyor. 180 civarı aile Iğdır bölgesine yerleşiyor. Bundan sonra isterseniz kültüre de geçerim. Çünkü siyasi tarihe çok bolmayalım. Zamanımızı da daha güzel bir şekilde kullanalım. Aynen hocam, çok güzel olur. Kültürü de tabii ki çok güzel. Ama en önemlisi o bölgenin şairleri öyle şeyler yazmışlar ki herhalde bu hüzünlü tarihi en iyi anlatan onlar, değil mi hocam? Tabii şimdi şöyle bakacak olursak mesela özellikle Ahıska tarihi hüzünlü tarih olduğu için destanlarla, dasitani anlatımlarla yanaşı aynı zamanda şiirler de böyle hüzünlü şiirlerdir. Mesela bir tanesini söyleyecek olursak Devlesi Moskov diye başlayan bir türkü söylerdi anam eskiden. Yanık yanık of of diye başlayan bir türkü söylerdi anam eskiden. Onda bir memleket, bir vatan derdi. Gözümden bir cihan geçer giderdi. Her beytin sonunda ah vatan derdi. Bir türkü söylerdi anam eskiden. Netice itibariyle Ahıskalıların 1828 ve bu tarafa edebiyatına baktığımız zaman sürgün motifini, daha doğrusu kırım, kıyım, hüzün motifini ön planda görüyoruz. Onlardan bir diğeri ise mesela Ahıska Kalesi yüksekten bakar diyor. Kür nehri Ahıskam sinenden akar, senin garipliğin içimi yakar, damarımda akan kanımsın benim, Ahıskam, Ahıskam, Ahıskam benim diyerek Ahıska'nın garipliğine aynı zamanda vurgu yapmaktadır. Tabii bir de burada Ahıska'nın özellikle kültüründen bahsedecek olursak mesela bir toplumu özellikle ayakta tutan unsurlardan birkaçını şöyle sıralayabiliriz. Bunlardan birisi dindir, dildir, kültür, tarih veya dil, edebiyattır. Çünkü bunlar dördü ve beşi birbirinin mütemmim cüzüdür, tamamlayan parçalarıdır. Netice itibariyle Sovyet, ister Çarlık Rusya'sında olsun, ister Sovyetler'de olsun, önce Türk toplumlarının diniyle oynanmıştır. Daha sonra da bu toplumların diliyle oynanmıştır. Mesela Çarlık Rusya'sı bu toplumu dinini değiştirmek vasıtasıyla kendi içerisinde eritmek isterken Sovyet Rusya'sı ise bu sefer dilini değiştirmekle kendi içerisinde eritmek istemiştir. Yani Rusların aynı zamanda Sovyet halkı yaratma gibi bir idealara, yani bir kızıl elmaları diyelim, artık söz konusudur. Netice itibariyle 1926 ve sonrasına baktığımız zaman dil devrimi bizde de var. Eski İslami harfler dediğimiz Arapça alfabeden bu sefer Latin alfabesine geçiyoruz. 1926 ve sonrası. Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde de alfabe değişikliği olunca 1828'de Sovyet şöyle bir bakıyor ve düşünüyor ki biz Türk toplulukları terkibinde olan Türkleri Türkiye Cumhuriyeti'nden uzaklaştırmaya çalışırken bu sefer Türkiye'de de bir dil devrimi oluyor ve neticede terkibinde olan Türkler de Latin alfabesinde ve Türkiye'de Latin'e geçince bu sefer Sovyet yeniden bir dil devrimine başvuruyor ve 1939'da yeniden devrim yaparak Kiril alfabesine geçiriyor oradaki Türk toplulukları. Böylece Türkiye ile tamamen bağ kopmuş oluyor. Hani demin dedik ya, Türk toplumu Ahıskalıları tanımadı. Çünkü unutturuldu. Kasıtlı olarak zaten. Kasıtlı olarak tabii. Arada bir demir perde vardır. Sovyet özellikle sürgünü yıllarca, mesela 1972'lere kadar gizli bir şekilde tutmuştur. 89'a kadar hemen hemen hiç kimse tarafından duyulmamıştır. Ve neticede Cemil Meriç'in ifadesiyle bir toplumun diline kastederseniz diyor, o toplumun dinine de
kültürüne de medeniyetine de aynı zamanda kastetmiş olursunuz. Ve netice itibariyle Mir Cevat Ahıskalı abimizin ifadesiyle bir toplumu millet yapan toplumun kültürüdür. Korunması gereken kültürün her türüdür. Bu manada Ahıskalılar kapalı toplum olmalarının tek bir nedeni budur ki dillerini, dinlerini, diyanetlerini, kültür ve adet, gelenek ve göreneklerini korumuşlardır. Neticede Ahıskalılarda tabii ki özellikle kültür dediğimiz zaman düğünlerde öne çıkan bazı adet ve anneler ön plana çıkıyor. Mesela katha kültürü vardır. Bu her bir gelin baba evinden kayım ata, kaynata evine giderken başına süslü fes takarlar ve bu fesin üzerinde de çok ilginçtir. İkinci Mahmut dönemine ait madeni para yer almaktadır. İkinci Mahmut dönemine ait madeni para o fesin üzerine dikilmiş ve gelin giderken o başı üzerinde yine nenelerimizin ve dedelerimizin anlattığına göre ki biz de zaman zaman görüyorduk tabii. Bu bazen bir ay üzerinde taşırmış, devam edermiş. Bazen bir yıl, bazen de bir ömür boyu üzerinde taşıyan gelinler de varmış. Ve neticede yine diğer düğün adetlerinden bizde mesela gelin geldiği zaman özellikle yüz açımı yapmadan önce sadıç gelinin dilini mi keselim, lisanını mı diyerek tevkit yapar. Aslında lisan da Arapçadan değildir ama bir tevkit vardır. Halk aslında lisanı belki de pek anlamaz ama herkes kor bir şekilde dilini kes, dilsiz kalsın diyerek burada da manevi bir şekilde gelin dilini kesme söz konusudur ki bu gelin de eve geldikten sonra hemen hemen ömür boyu hiç kayınatasıyla veya kaynatasıyla bazen hiç konuşmaz, bazen de kesinlikle sesli bir şekilde konuşmaz. Bu da bugüne kadar devam eden Ahıskalıların adetlerindendir diyebiliriz. Evet. Kültürü, tarihi tabii ki saatlerce konuşsak herhalde bitmez değil mi hocam? Evet. Yetmeyecektir ama vaktimiz yettiğince konuştuk ve bugünkü gerçekten kıyım, kırım ve hüzün ve dram, ne derseniz, Ahıska Türkleri tarih boyunca hep unutturulmuştu, kasıtlı olarak unutturulmuştu ve o yüzden hocamıza 2 dakikamız var, 2 dakika işareti aldık. Bu süre zarfında hocam o hüzün dolu dörtlüklerden herhalde alabiliriz. Sonrasında programımızı bitirmiş olalım. Burada özellikle Azerbaycan'da yaşayan Ahıskalı Türk'ü kardeşimizin yazmış olduğu bir şiirle bitirmek istiyorum. Ramiz Arslanov kardeşimiz Azerbaycan şivesiyle, Türkçesiyle demiyorum çünkü Azerbaycan'da Türk ve bir şivedir, şivesiyle evet yazmıştır. Netice itibariyle insicam bozulmasın diye aynı şiveyle okuyacağım hem de. Buyurunuz efendim. Şiveler arasındaki farklılıkları da görmüş oluruz. Buyurunuz efendim. Ayrı düşmüşem ben vetenim senden, göyneyir yüreğim ciğerim gemden. Sensizlik inan mene çok ağır gelir, vetenim ahısham vetenim benim. Noyabr ayının 14'ü gece, gözlere karanlık çöktü hiç bilmedik nece. Askerler deyince toplanın tezce, o zaman gurbeti geldi gizlince. Stalin emriyle geldi askerler, bakmırdılar bu cavandır, kocadır deliler. Çıkarttılar cemaat evlerinden tezce, bastılar vagonlara hiç düşünmezce. Kimisi can verir, kimisi ölür, kimisi ağlayır, kimisi sönür, kimisi de acından feryatlar edir. Vetenim ahısam, vetenim benim. Böyle bir acıyı unutmak olmaz, böyle bir haksızlığa dözmek de olmaz. Ama vatan için eşkimiz sönmez, vatanım ahıskam, vatanım benim. İllerdir hasretini çekmekteyik biz, o istigoynundan uzaktayık biz. Ne olar bizleri bağışla vatan, vatanım ahıskam, vatanım benim. Adın dillerdedir bir bülbül kimi, şanın var şöhretin diyarım vatan. Unutmarık hiç zaman seni biz vatan, vatanım ahıskam, vatanım benim. Ey ulu vatan, bestir ağlama sen, İnşallah bir gün arzuna yetersen. Sanma ki yadımızdan çıkmışsan, vatan, vatanım ahıskam, vatanım benim. Çok teşekkür ediyorum. Hocam yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Sevgili dinleyenler, Akademik Bakış'ta Ahıska Türklerini anlattı hocam Azat Dedeoğlu, tarihçi. Ve bugün gerçekten önemli bir konuydu. Kasım ayı boyunca konuşuldu. Hatta farklı programlarda da tebliğler sunuldu.
İnşallah bundan sonra unutulmaya çalışılan Ahıska Türkleri de unutulmayacak inşallah. Efendim her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız. Akademik Bakış sona erdi. Program yapımcısı ve sunucusu Gökhan Kırlandıç.